Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi'nin ihale süreçleri tamamlandı. Nisan ayında başlayacak çalışmalar neticesinde tesisin tam olarak devreye alınmasıyla birlikte kirlilik ortadan kalkacak, geçmiş yıllarda vatandaşların denize girdiği Bandırma Körfezi eski günlerine geri dönecek. Avrupa Birliği katılım öncesi IPA 2 kapsamında projeleri, ÇED süreçleri, arıtma tesisiyle beraber yapılan çalışmalar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye olmasıyla beraber 2014 yılından sonra kurulan BASİ Genel Müdürlüğümüzde bu konuya el atıldı. Söz konusu bölgenin şu an mevcudiyetinde özellikle Marmara Körfezi'nin atık su arıtma tesisi olmaması sebebiyle derin denizde şarj metoduyla ciddi bir kirlilik yaratmaktadır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz göreve gelmesiyle bu konu hakkında bizden çok ciddi noktada bir çalışma yapmamızı, son durum hakkında bir bilgilendirme toplantıları yaptık. Bunu nasıl çözeriz, nasıl daha hızlandırırız, son aşamaya nasıl getiririz? Birlikte Çevre Bakanlığı'ndaki gerekli görüşmelerimizi yaptık. Ve yaklaşık 30 milyon euroluk bir yatırıma artık Yücel Başkanımız son noktanın konulmasını istedi. Bandırma Belediye Başkanı Sayın Tolga Tosun, bu konudaki duyarlılığı noktasında Yücel Başkanımıza yerinde çok büyük destekler sağladı. Geçtiğimiz günlerde de hatta kendilerine bir briefing verdik. Bu proje kapsamında yaklaşık 170 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisi, devamında yaklaşık 20 bin metreküplük içme suyu depoları, terfi istasyonlarıyla beraber iki kapsamda Çevre Bakanlığı çalışmaları başladı. Bu sistemde şu an Körfez'de meydana gelen bir kirlilik var. Evsel atık sular deşarj ediliyor. Bununla beraber tesis devreye alındıktan sonra körfez kirliliği mutlaka ortadan kalkacak ve akıntıyla beraber en kısa sürede de Marmara Körfezi atık sudan kurtarılacak. İnşallah eski günlerine geri dönecek. Eskiden gençlik yıllarında o bölgede yaşayan insanların denize girdiği yerlerde tekrar inşallah bu imkanlar halkımızın evine sunulacak. Çevremizi koruyacak akla ve tekniğe de sahip bir kurumuz. İnşallah bu tesisi temel atma törenleriyle beraber başlayıp hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayıp bu yatırımı şehrimize kazandıracağız. Evet, değerli başkanım, gerçekten Bandırma için çok önemli, elzem olması gereken projelerden bir tanesi. 160 bin nüfusa yakın bir merkez nüfusu var. Fakat biz arıtmamızı derin deşarjla denize basıyoruz. Hem körfezimiz kirleniyor hem de çevreye ciddi şekilde sıkıntılar yaratıyor. Ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. BASKİ'de çalışan BASKİ daire başkanımıza ve arkadaşlarımıza, büyükşehirimize, bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Yani Bandırma'da yaptığınız bu proje için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, BASKİ Genel Müdürümüz Sayın İzzet Bey'e çok teşekkür ediyoruz.